bazı engellerdir. Mesela bir kimse, bir çocuk, bir yavru, bir sabi, bir kadından mahallede, komşulardan vesaireden bir kadından başka bir ailenin çocuğu süt emerse, bir mahallede iki komşu zaruret olmuş yahut her neyse, her nasılsa bir komşunun çocuğu 2,5 yaşından evvel olacak tabii. 30 aylık oluncaya kadar süt emmesi muteberdir. 30 aydan sonra, yani 2,5 yaşından sonra kilolarla kadından süt emse süt kardeşi olmaz. Yaşı var onun, sınırı var. 2,5 yaşına kadar. 2,5 yaşına kadar emmiş olacak. Bir komşunun çocuğu, öbür komşunun kadınının memesinden bir damla, boyun boyun bir damla süt ağzından alıp da midesine inerse, yutkunursa, yutmuşsa, Allah-u Teala burada bir hüküm koymuştur. Bir hüküm koydu şimdi buraya. Ne koydu? Bu süt emen yavru erkekse, süt emdiği kadının hiçbir kızıyla evlenemez. Gayet basit yani, anlamamak mümkün değil. Bu süt emen yavru kız çocuğuysa, süt emdiği kadından dünyaya gelen hiçbir erkek çocukla ne yapamaz? Evlenemez. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni dedikleri kanunda, İsviçre'den alınan kanunda resmen bu kanunu kabul eden heyet, komisyon, Allah'ın bu haram hükmünü kaldırmışlar, süt kardeşleri rahat rahat evlenebilir, Allah burada yanılmıştır demişler. Resmen şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ne göre süt kardeşleri vallahi evlenebiliyor. Ve arkasından türlü felaketler. Bugün tıbben de sabit olmuştur ki süt kardeşlerinin evlenmesi halinde sakatlıklar, gerizekalılıklar, çarpıklıklar, sapıklıklar, cinsel sapıklıklar meydana geliyor. İlmen sabit olmuştur. Sen nasıl bu hükmü kaldırırsın? Hani insanları yaratan Allah'tı? Hani kadınları, kızları, kadınları, erkekleri, çocukları yaratan Allah'tı? Buna inanıyordun. Niye Allah'ın koyduğu bu hükmü kaldırdın? Allah'ın çocukları yarattığına inanan insan, kardeşleri, sütü, süt kardeşliğini Allah-u Teala'nın yarattığına, bu husustaki hükmüne inanmakla mükelleftin. Allah vardır diyordun, birdir diyordun, yaratmıştır diyordun ama yarattıkları üzerindeki hükmü kaldırdın. Burada iman yoktur, İslam yoktur. Bu noktayı çok iyi anlamamız lazım. Çünkü Cenab-ı Hak nasıl yaratmışsa, yarattığı mahlukat üzerinde kanun koyma hakkını kendi zatında tutmuştur. Bu hakkı kimse alamaz. Hiç kimse haramı helal edemez. Ama bakın, az daha fırsat bulsalardı, zina haram olmaktan çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti zina suç sayılmayacaktı. Öyle değil mi? Duydunuz hepiniz.